Bu yönlendirmeli meditasyonda sana içindeki olumsuz konuşmalardan etkilenmemenin bir yolunu sunuyorum. Neredeyse hepimiz içimizden kendi kendimize konuşuruz. Kendimize hikayeler anlatırız. Bazen bu hikayeler düşündüğümüz konu hakkında olabilecek en kötü senaryoları çizer. Başımıza neler gelebileceği veya nelerin yanlış gidebileceği hakkında düşünür dururuz. Mutluluğumuzu kaçıran bu alışkanlık aslında beynimizin bizi korumak istemesinden kaynaklanır. Ona göre hayatta kalmak, huzur bulmaktan daha önemlidir. Bu nedenle olası tehlikelere karşı dikkatli olmamız için bizi uyarır. Sürekli dikkat etmenin aslında mümkün olmadığını, yeri geldiğinde rahatlamanın ve sakinleşmenin ne kadar gerekli olduğunu bilmez. Durmaksızın karşı karşıya olduğumuz durumla ilgili olumsuz senaryolar çizer, ihtimalleri tartar. Bu esnada konuştukça konuşur. Haddini aşarak bizi yorar ve keyfimizi kaçırır. Pek çok kişi bu yüzden kendi kendilerine zorluğun büyük olduğunu, işlerin yolunda gitmeyeceğini, zaten yeterince iyi veya yeterince zeki olmadığını anlatıp durur. Zihin, gerçekliği şüpheli hikayeler anlatıp olanı çarpıtmakta çok başarılıdır. Biz de bu çarpık gerçekliğe inanmayı seçeriz. Halbuki anlattığı birçok şey sadece olasılıklar ve varsayımlardan oluşmaktadır. Böyle zamanlarda bunların gerçek olmadığını bilmeliyiz. Tüm olumsuz düşünceleri silip atmak bir anda mümkün olmasa da en azından onu tanımak önemlidir. Böylece onu dinlemeyi öğrenir ve huzurumuzu geri alabiliriz. Şimdi İstersen basit bir meditasyon çalışmasıyla zihnin nasıl işlediğini inceleyelim. Yatağına uzan ve gözlerini kapat. Sakin ve derin nefesler alarak bedeninin rahatlamasına izin ver. Bırak zihnine düşünceler gelsin. Sessizce bu düşünceleri seyret. Zihnine ne tür düşünceler geldi? Bu düşüncelerden hangileri olumsuzdu? Belki aşk, para veya sağlık mevzularında zihninin konuşmalarını dinlemiş olabilirsin.
belki de zihnin bambaşka bir konuyu gündeme getirmiş olabilir. Peki bu gelen düşüncelere nasıl tepki verdin? Onları seyrederken duygularında herhangi bir değişiklik oldu mu? Eğer düşünceler duygularını değiştiriyor ve seni istemediğin yerlere sürüklüyorsa, onlardan farklı bir frekansa geçmeyi deneyelim. Gelen hiçbir düşünceyi sahiplenmeden, sanki seninle hiç alakası yokmuş gibi seyredelim. Sanki bedenin gökyüzü ve düşünceler de havada süzülen bulutlar gibi içinden geçiyorlar. Değecek hiçbir yerleri yok. Sen şu an ulaşılmazsın. İstediğin zaman istediğin düşünceyi ele almak, ona sahip çıkmak senin elinde. Ama şu an bilinçli olarak hepsinden uzakta ve ötede olmayı seçiyorsun. Bu seçimi istediğin her an yapabilirsin. Olumsuz bir düşünceyi uzak tutmana bile gerek yok. Sadece geçip gitmesine izin vererek duruyorsun. Şimdi yeniden düşüncelerin gelmesine izin ver. Ama bu sefer olumsuz bir düşünce geldiğinde gökyüzü gibi olmayı dene. Sakin, sessiz ve dokunulmaz. Gelen düşüncelerin insafına kalmadan sakinliğini koruyabilirsin. Zihnin kölesi olmana gerek yok. Sen sandığından daha güçlüsün. Olumsuz içsel konuşmaları istediğin anda kesebilirsin. Bunu öğrenmek biraz zamanını alabilir. En önemli adım, bu içsel konuşmaları geldiklerinde tanıyabilmek ve ardından hafifleyerek geçip gitmelerine izin vermektir.